Merhabalar, bugün yeni bir Clash of Clans oyunuyla daha karşınızdayım. Bugün sıfırdan FG35 serimizdeyiz. Hem klan oyunları ödüllerimizi alacağız, hem başkan saldırılarımızı yapacağız, hem de belediye binası 9'a büyük ihtimal bu videoda geçişimizi yapacağız. Şimdi şu iksir deposunu yükseltmeyle başlayalım. Ondan sonra etraftaki çer çöpleri bir temizleyelim ya. Bu ne ya? Burayı 2 gün girmedik diye ne olmuş buralara ya? 2 gün girmedik alt üstü. Şu araştırmamızı böyle minyonumuzu 4. seviye karakterimize yükseltelim. Şöyle şu çerçöpü temizlemeye devam. Etraf vallahi çerçöp olmuş ya. 2 gün girmedik diye hesaba. Bu arada bir abone olursanız çok sevinirim. İzleyip halen abone olmadıysanız izleyenlerin %90'ı abone değilmiş. YouTube öyle diyor. Bir abone oluverin be. Bir tuşa basacaksın. Onun için de her gün 18.00'da YouTube'a Clash of Clans videosu atmaya çalışıyorum. Eğer izlemek isterseniz, ilginizi çekiyor ise klanımızı göstermem gerekirse şöyle bir klanımız var. Korkusuz Oyuncu isminde etiketimiz de şu. Gelmek isterseniz klanımıza gelebilirsiniz. Şöyle klandaki arkadaşları göstereyim. Bu klandaki arkadaşlar da bu arada YouTube'dan bizi izleyen arkadaşlar, bilginiz olsun. Böyle küçükleri mütükleri etrafı temizleyelim bir bakalım. 3 milyon altını kasıp bugün belediye binası 9'u yükselteceğiz bu hesabımızı diye düşünmekteyim. Şöyle etrafta çerçöp kaldı mı ağaç dışında? Ağaç dışında bir şey kalmadı gibi görüyorum. Şimdi klan oyunları ödüllerimize geldiğimizde burada artık taşla işimiz kalmadı. Şunu alacağım. Altını alacağım. Engel küreğini alacağım. Burada bu arada 4000 yapmadık. Duvar yüzüğünü alacağım. Ondan sonra inşaatçı altın mı yoksa normal inşaatçı iksiri mi yoksa inşaatçı üssü altın ürünü mü? Burası biraz kritik bir soru benim için açıkçası. Şuradan bu arada iksir ürünü alacağım. Hangisi? Galiba şunu tercih edeceğim ya. Ödülleri topla diyorum. Bu arada klanımızda 77.000 skor yapmış. Buradan önceki videoda da toplamıştık ödülleri ama herkesin eline sağlık. 77.000 skor gerçekten muazzam bir skor. Güzel. 4 tane işçimiz boşta. Şimdik. Bombaları yükselteceğiz. Belediye binasını yükselteceğiz. Biraz para kasmamız gerekecek bugün. Burada 960 bin altınımız var. 700 bin daha lazım. İhtiyacımız var gibi duruyor. Şuradan inşaatçı altını almamız lazım. 960 madalyamız var maşallah. 960 madalya ne ya? Buradan iksirle şunu yapabiliriz. Şuradan hemen inşaatçı altını bir al. Burayı da bir hızlandır sana. Buradaki çerçöpü de alalım. Bu arada engel küreğini de kullanalım. Tamam, güzeldir. 2.4 milyon lazım bize. Altın olarak burada ne yükseltiyorduk? 6 seviye yapmışız. Bunu da 4 seviye yapmışız. Altın olarak burada çok bir şeyimiz kalmamış gibi duruyor. Depolar ne alemde? 3 milyona 2.6 milyon. Aslında altın deposu geliştirebiliriz. Niye geliştiremiyoruz? Çünkü max. Bir tanesi max. 400 bin veriyor. Bunu 1.5 milyona yükseltebiliriz. Şöyle yükseltmeye bırakacağım. Ondan sonra buradan geleceğim. Baskın madalyalarımdan inşaatçı iksirini de alacağım. Ondan sonra bir tane araştırma iksiri. Şu anlık gerek yok. Burada normal saldırılarımızı da yaparız zaman kalırsa. 10 barbar kullanılmalı. 10 barbar kullansak mı? Kullanalım. Bir şey eksilmez diye düşünüyorum. 10 tane barbar kullansak. 20 olsun hatta o. Tane ejderha sildim. Şöyle güzel bir şekilde belediye binasını yükseltmeye bırakacağız. İksir toplayıcılarımız kaldı. O da dert değil. Zaten bir yükseltmeye bitiyorlar. 20 saat süreleri var. 5 tane iksir toplayıcı yükselecek.
Güzel. Tam bir max şekilde belediye binasını 9'a geçeceğiz diye düşünüyorum bu hesabımızda. Hadi bakalım. Şu belediye binası yükseltmek için biraz altına ihtiyacımız var. Biraz köy arayalım. Hatta ben size buraya atlayayım, videoyu keseyim. Hemen güzel bir ganimetli köy bulup, güzel bir altın olan bir köy bulup hemencik geliyorum. Aman ya Rabbim diyorum. Yani belediye binası dedi de böyle bir köy 400 bin altını var. Çok rahat bir şekilde köyü alırız diye düşünüyorum. Şöyle yıldırımlarımı atacağım. Zaten köyde çok bir şey kalmıyor. Yıldırımlarımızı attığımız gibi. Şöyle rahat bir şekilde 400 bin altınımızı cukkalayacağız. Gerçekten kolay bir saldırı oldu bizim için. Tertemiz. Barbar kralımın da özelliğini kullanıyorum. 400 bin altın cukka. 400 bin altın cukkaladıktan sonra 2 milyon 700 bin seviyelerine gelecek altın miktarımız ve 2 milyon 700 bin altından 300 bin altına daha ihtiyacımız var. Belediye binası 9'a belediyemizi yükseltmek için. Güzel. Gayet iyiyiz. Gayet hoşuz. Barbar kralımız orada enayi gibi duvar yıkmaya çalışıyor. Orada topu düşürmeyi başarıyoruz. Duvarı da yıktık. Güzel bir şekilde rakibimizin kolay mı kolay köyünü işlemeyi başarıyoruz. Ganimeti çok hoşmuş gerçekten arkadaşımızın. Gayet güzel. Şuradan eve dön diyelim bakalım. Oh, 700 bin geldi. Ve erken bir yükseltmeye gidiyoruz. Bize biraz sürpriz oluyor. Ve belediye binamızı 9. seviye X'ye, okçu kraliçe ve yeni okçu kulesi, yeni büyücü kulesi, yeni hava savunması, yeni Tesla, hava patlatıcısı ile 3 milyona yükseltiyoruz. 2 gün sonra belediye binamız 9 olacak. 2 gün sonra videoda kesinlikle bu anı kaçırmayın. Belediye binası 9 oluş anımızı görmek istersiniz diye düşünüyorum. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Böyle de bir reklam yapayım güzel bir şekilde. Şimdik. Burada bedava iksirim var ama alamıyorum. O kadar fazla iksirim var ki burada iksirimi harcayacak yerim yok. Burada telefondan bildirim gelip duruyor. Ne oluyor anlamadım. Telefon da uzakta. Şimdik. Yan köydeki saldırılarımızı falan yapacağız. Bir tane daha normal saldırı atalım. Bir tane daha ganimet kasalım. Ondan sonra yan köy saldırıdır. Başkan saldırıdır. Onlara geçelim. Hadi bakalım. Evet, güzel ganimetli bir köyümüzle daha devam ediyoruz. Şöyle tadından yenmeyecek ganimeti olan bir köy buldum. Şöyle şu kraliçeyi barbarlarla yiyebilirsek çok sevineceğim. Şu balonları şöyle atalım. Orada ikisi aylarını falan da alır diye düşünüyorum bu balonlarımız. Altını full bu tarafta olduğu için bu arada bu taraftan saldıracağım arkadaşımıza. Bir de şeyi alsaydık güzel olurdu açıkçası ya. Kareksir deposunu alsaydık güzel olabilir idi. Bakalım. Güzel bir altın elde ederiz diye düşünüyorum. Saldırıdan derken zaten adamın bütün altını almışız bile. Yani aslında görevimizi bir tık başarıyla tamamladık diyebiliriz. Kareksir de alırsak ne ala, alamazsak da problem değil. Bir de yıldız almamız önemli ama yıldızı da çok rahat bir şekilde alacağız. Güzel. Saldır bakayım oğlum, o topu da aldın. Çok güzelsin. Belediye binasını da orada düşüreceksin. O yandan yüzdeleri de alıyorsun. Oradan kara iksir deposunu da güzel bir şekilde eritiyorsun. Belediye binası düşüyor orada. Bir ejderhamızın bir darbesiyle düşecek. Bir hava savunması var. Ejderhamız bir darbeyle o hava savunması indirmeyi başarıyor. Ve güzel bir şekilde %65 gibi güzel bir oranla köyümüzden ayrılabiliriz diye düşünüyorum. %68 oldu bu oranımız. %70 ver yeter de artar diyorum ve ayrılıyorum. 500 bin altınımızı ve 2600 kareksirimizi tertemiz bir şekilde kazanıyoruz. Burada klanlı sohbet dönüyor. Efe diye bir arkadaş gelmiş. Galiba YouTube'dan geldi. Hoş geldin Efe. Bağışın içinde teşekkür ediyorum. Hemen bağış attı. Teşekkürler. Gayet güzel. Şimdik yan köydeki saldırılarımızı mı yapsak acaba? Burada ne yapıyorduk biz en son? Depoyu yükseltmeyi planmıştık. Sesim gidiyor ara sıra, kusura bakmayın arkadaşlar. Göstereyim. Bizimkiler chatte muhabbet ediyor biraz. Şöyle saldır diyelim bakalım. Ondan sonra arada başkan saldırılarımızı da atabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle attım. Şöyle savunmaları almaya yönelik iki tane top arabasını da şuraya attım. Orada çift top ve okçu kulesini düşüreceğiz. Eğer ki olur da inşaatçı binasını alırsak kazanma ihtimalimiz bir tık daha yükselir diye düşünüyorum.
bu yan köyümüze inşaatçı üstündeki saldırılarımız biraz zorlu geçiyor. Çünkü yan köyümüzün savunması bayağı bir zayıf. Ama bakalım. 2 yıldız alsak da etmeyebiliyor. Rakibimiz bizi genelde üçleyebiliyor. Savunmaların birçoğunu yükseltmediğimiz için. Ne olur bilmiyorum. 2 yıldız almayı başardık. 2 yıldız hiç fena değil. İnşaatçı üstündeki saldırılar için. Onu söylemem bile etmem gerekirse. Vallahi %70 de muazzam bir oran bence bu hesap için saldırıda. %73'te kalıyoruz. Bakalım rakibimiz ne yapacak? İnşaatçı binası yok etti. Büyük ihtimal kaybedeceğiz. 10 seviye kahramanı var adamın. %73 almıştık biz. %68. Havai fişek bizi kurtarır mı? %73'te kalmıştık biz. Ve havai fişek bizi kurtarır mı? Hadi. %73 ve zamanla kazanmayı başarıyoruz. Gerçekten ucu ucuna bir zafer. Aman ya Rabbim. Çok ucu ucuna bir zafer geliyor %73 ile. Burada gerçekten savaş kazanmak zor. 2000 kupa bu hesabı aşırı yüksek. Kesinlikle şey yapmamız lazım. Burada gelişmemiz lazım. Onun için de işte sürekli madalyalarımızı buraya harcıyoruz vesaire vesaire. Şöyle atacağım. Güzel bir şekilde orada topu düşürmeyi başaracağız. O çoklu havan ve inşaatçı binasını da alabilirsek bizim için çok tatlı olur. Özellikle öncelikle havan. Evet, havan indirmeyi başardık. Oradan inşaatçı binasını da aldık. Şimdi artık alabildiğimiz oran bizim için çok yüksek kar. O yüzden alabildiğimiz oran almaya çalışacağız ki köyde zaten 3 tane savunma kaldı. Ezici ve fırını saymıyorum. Hatta köy üçlenebilir arkadaşlar. Şu an an itibariyle köyde 2 savunma kaldı. Bir savunma daha düşecek. Orada tek bir top kalacak. Köyde şu an savunma olarak tek bir tane top bulunuyor. Ama galiba o tek topu indirmeyi başaramayacağız gibi duruyor. Bakıyorum ve o topumuz ne yazık ki top arabamız o tek topu indirmeyi başaramayacak. %92 2 yıldız yine çok muazzam iyi bir oran ama savunmamız kötü olduğu için pek güvenmiyorum. %100 alabilir rakibimiz. Derken rakibimiz %100 almayı başarıyor. O yüzden dediğim gibi burada gerçekten savaş kazanmak bizim için zorlu. Şimdi başkent saldırılarına geçecek olursak. Başkan saldırılarında bir balonla günü denen yerimize bir bakalım. Bu roketler beni darlıyor yalnız. Bu roketlerin counter'ı ne bilmiyorum ama bu roketlerin yakınına giren birlikler iş yapar da roketler güzel yerde. O yüzden oraya saldırmak biraz zor. Burada da roketimiz var. Dümdüz bir orduyla saldıramayız. Çünkü güzel savunmaları var arkadaşlarımızın. Balonla gününe acaba barbarlarla saldırsak mı? Bak, çılgın bir ordu deneyeceğiz sizlerle. Ama öyle böyle çılgın değil. Saldır diyorum. Hadi bakalım. Neler olacak hep beraber göreceğiz. Direkt tomruk geldi kafasına. Şuraya bir barbar temizlik yapmam lazım orada. Tomruk da fenaymış ha. Oradaki barbarımı vurmazsam sevinirim diyecektim. Güzel vurmadı. Evet, roket atarımız bizim mayınlamaya başladı. Mayınlama bize. Güzel. Yam yam time.
Şöyle yamyamlayabildiğimiz kadar köyü kırpalım. Vallahi %31 oran elde edebildik. Bir yerde barbarlarımız vuruyor diyecektim. Buradaymışlar. Rocket atar şimdi onların içinden geçecek muhtemelen. Aynen öyle oluyor. Tek yiyorlar. 1000 şey kasmışız. Biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Savunmaları güçlü adamların. Gerçekten buraya neyle saldırsam bilemiyorum. Elimizdeki birliklerle. Şu top arabasını hiç görmedim bu arada. Nasıl bir şey bilmiyorum tam olarak, tavır olarak. Top arabasını denesek mi diyeceğim. Roket atacak, bir tane tek yiyecek. O yüzden pek de yanaşmıyorum açıkçası. Full okçuyla saldırsam 15 tane okçumuz var. Nasıl olur full okçu? Saldır diyorum, hadi bakalım. Deneme olsun bize. Öncelikle bir iç kısımlara yaklaşsınlar istiyorum. Şu roket atarlar okçulara çok sıkıntı çıkartacak. Şu roket atarın en azından birini alabilsek. Hatta ikinciyi de alırız ya. Okçumuz kalmayacak çok ama. Mızrak katara atmamıştım size ama sağlık olsun. Böyle şurayı da ikinci iyileştirme büyüsün. İyileştirme büyüsünü daha farklı atabilirdik aslında ama sağlık olsun. Biraz kötü atmış olabilirim. Devlere göre atsaydım keşke sonraki saldırı için. Şimdik. Buraya geri kalan son saldırımızda ne saldırısı yapacağımız önemli. Üçüncü saldırıda çünkü buraya üçlememiz lazım artık. Ben buraya dev saldırısı olur diye düşünüyorum şu an şahsen. Şuraya da bir tane okçu bile yeter. Bir okçu. Geri kalanı dev yapacağım. 10 tane dev. Geri kalanı bir tane top arabası denemek istiyorum. 2 tane de barbar var. Saldır diyorum. Şuraya okçumu atacağım. Şuraya barbarımı atayım. Şöyle şuraya devlerimi atacağım. Buraya da top arabamı atacağım. Şuraya iyileştirme büyümü atacağım. Ne iyileştirme büyüsün bir tık daha yatabilirim ama top arabası fena bir birlik değil gibi duruyor bu arada. Biraz yavaş hareket ediyor kendileri ama vallahi üçledik gibi geliyor bana. Top arabasının iyileşme büyüsünün içinde olması çok büyük bize katkı sağladı. Şimdi çıkacak ama etkinin içinden ve bomba kulesinin hedefine girdi. Belediye binası mı deniliyor? Bu binaya ne deniliyor bilmiyorum, ona saldırıyor kendisi. Bombacı kuleleri biraz devlerin canını yıkabilir. Bu arada top arabasının canı muazzam fazlaymış. Onu fark ettim şu an. Evet, bomba kuleleri biraz devimizin canını sıkıyor. Ama sıkıntı yok. Zaten son kalan tower bomba kulesi. Top arabası yıkılmadı bu arada. Tebrik ediyorum buradan top arabasını. 2500 puanını da 3. saldırımızı almış bulunuyoruz. Şimdi tek barbar kampı kaldı. Barbar kampına da bakacağım. Videomuz 20 dakika olmuş, maşallahı var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlardan belirtebilirsiniz bu arada. Yorumlarınıza mümkün olduğunca yanıt vermeye çalışıyorum. Yine lose almışız her zaman gibi. Başkan saldırına devam edelim ya. Normal saldırıyı sonra da yaparız vaktimiz kalırsa. Vaktimiz kalmazsa da sonraki videoda belediye binası 9 videosunda yaparız, ne olacak. Buraya yine şu roket
yine beni bir tık bozacak gibi duruyor. Yine barbar duvar yıkıcıyla oran almaya yönelik bir saldırı yapacağım büyük ihtimal. Şöyle 20 tane barbar. 4 tane duvar yıkıcı. Başka ne alalım yani? Minyon olabiliriz belki. Etrafta havaya vurmayan bir birlik millik falan olursa. Ki öyle bir ortam pek yok gibi duruyor ama. Böyle bir tane barbarımı yolladım. Mızrak kadar orayı görmezsin herhalde. Şu arkaya bir kere sızalım. Mutlaka. Şu arkaya sızılmak istiyorum. Minyonları ne tarafta kullanabilirim diye düşünüyorum. Şuradan atabiliriz ama oraya kadar minyon zor gibi gözüküyor. Aslında burada devleri çekebilirim. Devleri minyonlara doğru çekersek güzel bir şekilde devleri minyonlar ile temizlemiş oluruz. Ama sanki bizim minyonlarımız temizlendi gibi oldu biraz. Minyonlarımı da atıyorum. Sonraki saldırıya biraz hazırlık şeklinde oldu. Roket atar nasıl havaya vuruyor acaba ya? 825 puan alıyoruz. İlk saldırılarımız genelde kötü. Çünkü asıl temel saldırımız olmadığı için onun da etkisi var. Bu roket topunu ne yapacağız ya? Şu an buraya dev saldırısı yapmayı düşünüyorum ama roket topu içimizden geçecek arkadaşlar. Öyle de bir gerçeğimiz var yani. Şöyle bir saldırı deneyeceğim bakalım. Roket topu ne kadar canımızı yakacak ben de merak ediyorum. Aa, roket topu başka yerlere sıkıyor. Barbarlara ateş etti. Aa, roket topu neredeyse hasar vermiyor diyecektim. Orada bir canı onun o kadar niye azalmış ya? Bu arada şeylerimiz çok güzel iş yapıyor, muazzam. Top arabalarımız. Ben bu kadar iyi performans beklemiyordum sevgili top arabalarından. Vallahi orada roketi bile alacaklar. Kaç tane darbediler ben sayamadım. Canları bayağı zor gidiyormuş. Sevgili top arabalarımızın canları çok yüksek. Güzel. Üçüncü saldırıda bu köyü üçleriz diye düşünüyorum. Gayet güzel oldu bu. Savaş niye bitmiyor? Burada iki tane barbarımız. Allah'ım yarabbim. Barbar kampımıza son saldırımızı yapacağız. Ne saldırısı yapalım. Buraya bu saatten sonra minyon saldırısı gider mi? Gider. İki okçu geriye kalan full minyon. Hatta başka düşürebileceğim var mı diye bakayım. Yok ya, iki okçu full minyon devam. Saldıracağım.
onlar biraz daha aldı ama hiç sorun değil. Yeterince okçumuz ve birliğimiz var. Güzel bir şekilde 3. saldırıda başkan saldırılarımızda neydi burası? Barbar kampında üçlemeyi başarıyoruz 3 saldırıda. Genelde 3 saldırıda fulluyoruz. Biraz ordumuzu geliştirirsek belki ileride 2 saldırıda fullemeleri tekrardan görebiliriz. Zamanında 2 saldırıyla fullemeler baya baya yapmıştık çünkü. Güzel bir şekilde başkentte böylece açmış bulunmaktayız. Güzel. Son bir kez hatırlatmaları yapayım. Abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Her gün 18.00'da Clash of Clans videosu çekiyorum. Klanımızı şöyle göstermem gerekirse, klanımızın ismi şu, etiketi şu, gelmek isterseniz klandaki arkadaşları göstermem gerekirse, iki tane